Değerli takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Rabbim cümlemize iyilik versin. Merhaba şifa abim. Versin. Merhaba abilerim, ablalarım. Bizleri sorarsanız iyi olmaya çalışıyoruz. Şükürler olsun. Biz bugün Kay Gölü'nden geldik. Yorgandı. Ne? Ondan sonra ben halıydı. Onları biraz, yıkadık geldik. Biraz gece olsun. Luna Park'a gideceğiz. Yün yıkadık değerli takipçilerim. Onları astık, biraz sonra sizlere göstereceğim. Nail de Begüm'ü kaş alıyor. İyi ki fark ettik. Begüm'ün karnı şişmiş. Bayağı bir şiş. Bir yürüttük şöyle. 1,5-2 litreye yakın sıvı yağ içirdik. Veteriner öyle söylemiş. Ondan sonra yürüdü. Bakalım inşallah birazcık indi ama çok şeydi, sağdım, sütü de çok az geldi, 3 litre geldi sütü. Zaten bayağı bir azalmıştı artık doğumu. Yavaş yavaş daha çok var ama yine de sütü azaldı bayağı bir. Ondan sonra inşallah bir an önce iyileşir Begüm'üm. Şöyle halılarımızı yıkadık değerli takipçilerim. Ben halıları yıkadım, yorganlar annemlere ait, halılarım bu tarafta şöyle. 2 tane battaniyem var. 5-6 tane de halım var şöyle, 1-2 yolluklarla 3-4. 5-6 tane, evet. Annemler de bayağı bir yorgan yıkadılar. Beraber yıkadık. Sağ olsun onlar bize yardım etti. Biz onlara. Annemi şu balkona sereceğini de şu şeyin üzerine attık. Çünkü o bayağı bir ağırdı. Benim de belim bayağı bir ağır, şey ağrıyor. Diyemedim de. Yün falan da yıkadık. Babamın vlogunu da görebilirsiniz. Gerçi merak edenler varsa. Kaya Gölü'nde eskiden daha çok su vardı. Ama şimdi bayağı bir azalmış. Değerli takipçilerim, bugün aslında vlog paylaşmayacaktım. Sabahleyin çok üzüldüm. Gerçekten çok ağladım. Ama insan elden hiçbir şey gelmiyor. Hayat devam ediyor. Sizlerden ricam, Nusret ablama dua etmeniz, sizlerden ricam. Yer gök dua ile. Efendim anneciğim. Anneciğim, şey, Luna Park'da ben çarpışan arabaya bineceğim. Sen beni tek olur mu? Ayaz, Nusret ablanı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Seviyor muydun Nusret ablanı? Seviyorum. Nusret ablam Ayaz'ın hep gönlünü görürdü. Çoluğun çocuğun herkesin duasını alırdı. Sizlerden de rica ediyorum. Gerçekten inanılmaz güzel kalpli bir insandı. Ben de Rabbimin sevgili kuluymuşum ki Nusret ablamla bir 15 sene zaman geçirdim. Yanında çalıştım. Belki de bir 6-7 sene, belki de bir 8-9 sene bilmiyorum. Çok da hani hesaplamadım. Biz Nusret ablamla hem komşuyduk. Aramızda bir iki ev vardı. Hem de evinde çok çalıştım. Hiç beni kırmadı. Hep dinlen derman. Ben çalıştım çalıştım da ne oldu derdi. Nusret ablam beyin kanaması geçirmişti değerli takipçilerim. Yine ikinci bir sefer beyin kanaması geçirmiş. Uykuda hem de. Uyandıramamışlar. Nazan ambulans çağırmış götürmüşler. Şu an yoğun bakımda yatıyor. İnşallah 48 saat içinde uyanabilirse uyanacak. Uyanamazsa aklıma bile getirmek istemiyorum. Çünkü Nusret ablayla biz çok konuşuyorduk. Hep benim yanına gitmemi istiyordu. Gel derman, ne zaman geleceksin derman. Temelli yine buraya gelsen. Yani hani eğer oradan memnun değilsen gel, her zaman kapım açık diyordu bana. O yüzden onlar aklıma gelince sabah çok ağladım ama kendimi toparladım. Şimdi İlker ablamla konuştum, havadisi ondan aldım. Sabahleyin aradım ama konuşacak durumda değilim. Annem yoğun bakımda, durumu kritik diye yazmış. İlkay ablam da işte havadisi almış. Ben de ondan aldım. İşte 48 saati bekleyeceğiz. Dua ederseniz sevinirim. Nusret ablayı çok seviyorum. Annem gibiydi o benim orada. Bir dediğim hiç ikiye etmedi. Allah bin kere razı olsun. Dualarımız onunla değerli takipçilerim. Bayağı da bir yıkamışız ha. Ne? Halıları. Anne, yünler de annem oraya sermiştir. Yardımdan bizim mi? Halılar, battaniyeler bizim annem. Sarımsağı gübre attım. Şöyle. Begüm'ün gübresinden attım. Nail şimdi Begüm'ü tımarlıyor. Çok iyi geliyormuş. Duvarda ne kadar işe yaradı değerli dostlar. Altlarına böyle naylonlu olanları falan serdik duvardan leke olmaması için. Üstlerine de yorganları, battaniyeleri serdik. İyi oldu vallahi. Hava da kararmak üzere artık. Begüm'ümüze bunlar dokanmış.
Vallahi bunları komşuya vereceğiz. Onların tanaları yiyebilirmiş. Kendileri buzağısı olduğu için hayvanlarımızın veremiyoruz. Çok alma değil de aslında. Güneşte de durduğu için herhalde bir dengesizlik oldu. O tarafa kaçtı. Ben de aldım. Topu tarladan çektim buraya. Annemin şurasından gol girdi. Evet. Gol attın. Ayaz. O hortumu al. Gatların suyunu dolduralım. Gel. Gatlarımızın suyu bitmiş diyeceğim ama döküyor gatlar suyunu. O susuz kaldığı zaman benim içim hiç rahat etmiyor. Gattar. Kuzum. Temiz kuzum benim. Hadi annem. Sen üstleri burayı açamazsın. Sen oraya git, ben şey yapayım. Bu arada değerli dostlar, yorumları okudum. Çok mutlu oldum gerçekten. Bu yorumlar beni motive ediyor demiştim. Biraz önce bazı yorumları okudum. Çok mutlu etti beni. Bir sürü yerden izleyen var. Nideli olup da Muğla, Milas'ta olanlar varmış. Köyümde gibi hissediyorum diyor. Tamam dur anneciğim. Nasıl mutlu oluyor bak bak. Oy. Hadi bak. Suyu sevmez anneciğim. Dur dur Ayaz'ım. Üzerime tut. Değil mi Nair Usta? Çok şükür. Sen nasılsın Ayaz Kerem? İyiyim. Allah iyilik versin. Pilavımız var, patlıcan, etli patlıcan var. Şöyle az et varmış, onu yemek yaptım. Nail diyor ki... Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bu da et gibi oluyor. Böyle gurulu seviyoruz, bahman çok kızardığını. Yeşil soğan da var, daha ne olsun. O zaman bize afiyet olsun. Anne. Ne? Ben işten geldim, ben iyi acıktım. İyi, afiyet olsun. Evet değerli dostlar, yine akşam diyemedim ya. Bugün yorgunluktan dilim hep sürüşüyor. Ama burayı kesmeyeceğim. O kesiklerde illaki bir dilimde sürüşme oluyor veya yanlış kullanıyorum kelimeyi, yorgunluktan, kesiyorum. Yorgunluktan. Aynen. Sen niye yoruldun Nail Usta? Anlat. Vallahi bana. Ben bugün balya çıkmaya gittim. Önce Zabaran koyuna gittim. Koyundan balyaya gittim. Balyadan Kaygöl'üne gittim. Kaygöl'ünden geldim. Begüm'ün karnı şişmiş, onunla uğraştık. Sonra tekrar koyuna gittim. Tekrar geri geldim. Akşam oldu işte, böyle koşturmaca. Değil mi? Rabbim can sağlığı versin. Aynen. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olduktan sonra gerisi bence teferruat. Nusret ablamı Nail de çok severdi. Evet, Nusret ablam gerçekten hastaymış. Çok üzüldüm. Çünkü gerçekten İzmir'de bize bir analık yaptı. Evet. Annemiz gibiydi. Yetişemediğimiz her yerde yetişirdi bize. Sağ olsun kendisi. Herkese Allah'ın yetişmeye çalışırdı. İnşallah bir an önce şifasını verir. Meleğimin huyuna da çok benziyor. Bir değişik versiyon değil mi Nail? Aynen. Rabbim bizi hep iyilerle karşılaştırıyor. Rabbim sizleri de iyilerle karşılaştırsın. Amin, gerçekten. İnşallah. Kalbi güzel olan herkesi iyilerle karşılaştırsın diyelim. Nail'in gömleği de burada. Ne işi var Nail? O çamaşırdan düzgün ıslandı ya. Ahıra girerken de çıkarttım, oraya astım, eve girmeyeyim diye orada kaldı. Bu arada değerli dostlar, Nail ceviz atıştırıyor. Ceviz yiyorum. Ye bakalım. Çocuklar da hazırlanıyorlar. Nereye hazırlanıyorlar? Luna Park'a. Ayaz geçenlerde İbuş'u gördü. Geçen sene çok istemişti ama bizim gitme zamanımızda Luna Park kapanmıştı. Şimdi diyor ki açılmış, anne biz ne zaman gideceğiz? Videoyu biraz izlerken gördü. Aynen, Hasan bizi şimdi Luna Park'a götürecek inşallah gelirse. Hasan da söz vermişti götüreyim diye. Şimdi götürecek sağ olsun. Vallahi benim belim çok ağrıyor, felaket. Oturdum biraz önce, buradan kalkamadım. Bakalım orada ne yapacağım. Büyük bir ihtimal ben bir köşelerde otururum. Onlar da çocuklar eğlensin. Ayaz. Saçlarım şekil, önümden çekil. Çok yakışıklı olmuşsun maşallah. Evet, abim yaptı. Abinin ellerine sağlık. Sen ne yaptın Ali? Arıtmıyorsun çorap diye. Ha bu. Çarpışan arabayı biraz sonra süreceğim. Videomun başından beri Ayaz'daki heyecanını görüyorsunuz değerli dostlar. Bir sürü yerinde kestim. Çarpışan arabaya binebilir miyim anne? Şöyle yapabilir miyim? Bugün git de bir heyecanım geçsin. Şu Luna Park heyecanım. Ne? Ne anne? Benim istediğim tek bir şey. Anneciğim ben çok kötüyüm vallahi. Hiçbir şeye binecek tek halim şey yok. Anne. Tek tek.
Bakalım orası, hayırlısı. Orada çok yüksek abi. Oraya bince bindirmeyelim anneme. Anne hani dönüyor ya. Bir kere baktıydık da ışıklar yanıyordu. Evet. Onlara bindirecek seni. O zaman açık değildi değil mi Aya? Sen üşümez misin? Öyle saçtan da yıkadık. Daha dünyada Ayaz, birinci Luna Park. Sen bugün Kay Gölü'nü sevdin mi? Hiç bahsetmiyorum. Bütün gün suyun içindeydin. Evet. Denizi istiyordun. Hep deniz gibi miymiş? Deniz gibi miymiş orası? Evet. Sevdin ama yani. Ama suyu biraz azmış. Bir seneden sonra denize ihtiyacını giderdin az da olsa. Sabret annem, 2 ay sonra gideceğiz İzmir'e. Sarbeden deviriş muradına ermiş. O zaman değerli takipçilerim, bugünlük bizlerden bu kadar olsun. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.